Merhaba sevgili Balıkesirliler. Bir Balıkesir Gündem özel programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün de 3 özel konuğumla sizlerin ekranlarında sizlere güzel vakit geçirmeye çalışacağız. Bandırmadan 3 konuğum var ve 3'ü de sanatçı. Fuat Kuru Mahmut, hoş geldiniz. Burak Güner, hoş geldiniz. Fırat Güner, siz de hoş geldiniz. Burak ve Fırat ikiz kardeşler, onu da hemen belirteyim. Bugün Balıkesir değil de Bandırma'da sanatı konuşacağız. Çünkü arkadaşlarımız Bandırma'da yaşıyorlar, Bandırmalılar. Balıkesir'e bir tek kişilik tiyatro gösterimi için, oyunu için geldiniz. Gelmişken de sizleri biz Balıkesir KRT ekranlarında, TV 100 ekranlarında misafir etmek istedik. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Önce kısa kısa sizleri bir tanıyalım. Fuat Bey, sizden başlayalım. Çekirdek Tiyatro'nun yönetmeniyim bu akşamki oyununda. Bandırma'da değil mi bu Bandırma'da Çekirdek Tiyatro? Evet. Yönetmeniyim. 2 yıl önce kurduk. Çekirdek Tiyatro olarak bir araya geldik. Çıkardığımız ilk yetişkin oyunu diyebilirim. 2 yıllık bir çalışmanın sonunda çıkardık. Bu akşam beğeninize sunacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Balıkesirlilerin beğenisine sunacaksınız. Evet. Evet. Burak Güner. Burak Güner. Yine Bandırma'da faaliyet gösteren Hasat Sahne Sanatları Gençlik Spor Kulübü Derneği. Hem kurucu başkanıyım, aynı zamanda şu an eğitmenlik, dans eğitmenlik kısmında yardımcı oluyorum. Artı bir de koordinasyon işin yönetim kısmındayım. Yani biraz zorluyor hepsi bir arada oldum ama ilk amacımız dans tabii ki. Yaklaşık 2000 senesinden beri, liseden beri yani bilfiil dans halk oyunlarıyla başladı, devam ediyor. Bunun son 4-5 senesinde Latin dansları da var işin içinde. Salon dansları da var. Artı son bir 6 senesi yine eğitmenin olarak geçti. Onları birazdan ben daha detaylı konuşacağım sizlerle. Fırat? Fırat, ben de kardeşimle beraber Hasat Sahne Sanatları'nda ben de eğitmenlik yapıyorum. Son 2 senedir de tiyatro oyunculuğuna da başladım. Güzel, keyifli günler. Bu Ben Mimar Sinan oyunundaki tek kişilik gösterideki oyuncu sensin. Evet, evet. Sakalından da. Bu akşam oyununda ben varım. Umarım izleyenler güzel bir gece geçirecekler. İnşallah. Evet, ben biraz hani Bandırma'yla Balıkesir'i biraz tabii karşılaştırmak zorunda kalıyoruz. Çünkü siz Bandırma'dan geliyorsunuz. Biz Balıkesir'de yaşıyoruz. Ben tabii Balıkesir'de sanat faaliyetlerinin ne durumda olduğunu az çok biliyoruz. İşte Onur Bey ile Balıkesir Sanat Merkezi'nin sahibi, genel sanat yönetmeni ile olan hani yakınlığımızdan dolayı da onunla bu konuları çok yakından görüşüyorum. İşte Balıkesir'de sanat ne durumda? Ama Bandırma'da sanat ne durumda? Bandırma halkının sanata bakışı nasıl? Bunları merak ediyoruz. Niye? Çünkü Bandırma çok farklı bir, Balıkesir'in ilçesi olmasına rağmen farklı bir kültürel iklime sahip. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Balıkesir daha farklı bir kültürel yapıya sahip. Siz Burak Bey ile devam edelim isterseniz. Mesela Hasat Sahne Sanatları ve Gençlik Spor Derneği'ni kurdunuz. Bu derneğin temel amacı sanat faaliyetleri yapmak. Sanat faaliyetlerini tek çatı altında toplamak. Yani yola çıkışımız dansla oldu. Hatta şöyle bir sloganımız da vardı. Bandırma'nın dans yaşamına çağdaş bir anlayış katmak için yola çıktık dedik. Çünkü her zaman hani halk oyunları... Kaç yılında kuruldu dernek? 2011. 2011. 2011 yani. Ocak'ta faaliyete başladık. 3 yıl olmuş. Evet. 3 yıl bitmiş hatta. 3 yıl bitti. 2011 Ocak'ta faaliyete başladıktan sonra tabii yabancı bir şeyi tanıtmaya çalışıyorsunuz. Yani özellikle biz direkt girişimiz salon danslarıyla oldu. Çünkü salon dansı derken? Sosyal danslar diyelim. Salsa, tango, vals, işte bachata daha derinlere inersek. Bütün bu biraz Balıkesir'in, Bandırma'nın yabancı olduğu danslardı. Şu an hani büyük şehirlerde yaygın ama bizim gibi ilçelerde ya da şehirlerde... Bir talep var mı insanlardan bunlar için? Yoksa siz mi tanıtmaya çalışıyorsunuz? Şimdi başlangıçta... Yani bir ilk 2 senemiz aşağı yukarı tanıtmakla geçti yani. Çünkü uzak bir kavram. Hani halk oyunları mantığı oluştu bir gözde falan. Fakat hani başka bir kültür. Başka hani insanların farklı bir kültürü öğretmeye çalışıyoruz aslında biz dansla beraber. Çünkü kendi içinde belli kuralları, gelenekleri olan oradaki çıktığı topluma bağlı gelenekleri, kuralları olan danslar.
Biraz o biraz bizi... İşte ben onu diyeceğim. Mesela ben yerli, neresi olursa olsun, Türkiye'nin hangi köşesinden oyun olursa olsun seyretmekten acayip keyif alıyorum. Yani Balıkesir'in bengisini, efendim Adıyaman'ın halayını, bizim Erzurum'un barını mesela çok seviyorum. Ya da Kafkas danslarını, müthiş yani, onu programdan önce de konuştuk. Ama iş bu Avrupa'yı modern, neresi modernse tabii yani, onu da konuşmak lazım. Modern danslara gelince iş değişiyor. Yani ben şahsım adına hani o kadar keyif almıyorum. İnsanlar demek ki farklı araçlarla. Tabii yani şöyle, şimdi hani bir kıyaslama yaparsak halk oyunlarıyla onun arasında ne kadar doğru olur onu bilemem. Yani halk oyunlarının bir kültür devamı var. Hani belli bir şeyden çıkmış, belli bir yerden doğmuş bir şey ve onu hani sürekli hani aynı kültürü yansıtmak tabii zorundasınız. Şimdi salon danslarına dönersek, salon dansları tamamen yaşayan bir şey. Yani bazı tarzlar, stiller eskiyor ve onu geride bırakıyorsunuz. Üstüne yeni bir şeyler koyuyorsunuz. Yeni şeyler türüyor, doğuyor. Bunları tekrar günceli takip etmek durumunda da kalıyorsunuz. Biraz hani halk oyunlarıyla arasındaki fark o. İkincisi, halk oyunlarında belli bir şeye bağlıyken, işte belli bir adım yapısı ya da işte dediğiniz gibi belli bir müzik kalıp bağlıyken, diğer danslarda tamamen yaratıcılık işin içine giriyor. Yani isimden de biraz fark ediyor. Halk oyunu diyoruz. Biraz daha oyun gibi bizimkiler, dediğin gibi. Hani belli kalıpları olan oyunlar gibi. Oyunla dans farklı şeyler. Evet, Avrupa'yı dans dediğimiz daha içsel, daha yaratıcı bir şeyler istiyor. Onun için bence en önemli farkları bu. Halk oyunu ve dansın arasındaki yani şöyle bir tanım okumuştum ben. Halk oyunu ve dansı ayırmak için mesela Kafkas içinde halk dansları derler. Halk oyunu çok kullanılmaz. Onun arasındaki farkı şu şekilde yansıtıyorlar. Şöyle okumuştum. Dans olabilmesi için işin içine kadın erken karşılıklı ya da beraber dans ediyor olması, yani birbirine hani kur yapıyor diyelim. Öyle bir durumda olması gerekmiş müzikle beraber. Kafkas'ta biraz bunu görüyorsunuz. Başka yörelerde de var. Kadınlar, bazı yörelerde de var. Bazı yörelerde de var o. Hani onu da gözlemledik. Şöyle mi ben şöyle mi ya, benim anladığım şu. Kadınla erkek bir arada bir figür sergilediğinde buna dans diyoruz. Sadece erkekse bu oyun. Erkekse değil. Bayanla da beraber olabilir ama mesela hani halayı örnek alalım. Hani bir düz bir sıra içerisinde beraber bir adımı kullanıyorsunuz. Hani karşılıklı bir iletişiminiz ya da yok ya da sadece yanınızdakiyle var. O da bayan erkek değişebiliyor. Burada hani direkt birebir bir müzikle beraber bir figür içine girdiğiniz için biraz öyle bir tanım konmuş. Biraz şeye girdik. Dansın felsefesine girdik. Bayağı olsun. Bunları da bilmek lazım tabii ki. Yani siz bu işin profesyonel bu işi profesyonelce yaptığınız için işin felsefesini de biliyorsunuz. Hani halk dansları, halk oyunları konularında böyle ilgili olan insanlar da buradan benim gibi bilgileniyorlar. Ben de hoşuma gidiyor. Yani şimdi ben bu ayrımı daha önce bilmiyordum. Şimdi halk dansıyla halk oyunu arasında nasıl bir fark var? Bilgilenmek lazım tabii ki. Evet. Peki Bandırma'da nasıl gidiyor bu halk dansları, şimdi, halk oyunları, şeyleri, faaliyetleri? Bandırma'da şöyle, şimdi biz yeni bir kapı açtık Bandırma için. Dediğim gibi çağdaş bir anlayış kazandırmak amacıyla yola çıkmıştık. Farklı bir kapı açtık. Hani Bandırma'da olmayan bir şey biz başlattık ilk önce. Çünkü sosyal dans hani kapsamına giriyor aslında bunlar. Kendi içinde de ayrılıyor biraz. Hani bizim genelde halkımızın izlediği televizyondaki ya da işte programlardaki izlediği işin şov kısmı. Hani biz şu an işin şov kısmına uzak bir eğitim veriyoruz. Çünkü ilk önce hani insanların kendi arasında dans etmesini sağlıyoruz. Buna da sosyal dans diye geçiyor. Bunun kapsamında belli kuralları var, belli gelenekleri var. Uygulamanız gereken şeyler var. İşte dans geceleri bunun en başında geliyor. Bunları başlattık Bandırma'da. Belli bir çevre oluştu, belli bir ilgi alaka durumu oluştu. Özellikle Bandırma'ya şehir dışından gelmiş olanlar, işte memur kesimi, işte Bandırma'da asker çoktur, askerler arasında falan. Bir yayılım oldu. Güzel bir ilgi var ama hala 4 senedir faaliyetteyiz, yani 3 senemiz doldu, 4'ün içindeyiz. Hala bir şey tanıtım kısmımız var tabii ki belli kesimlere, belli çevrelere ama tadını alanlar için yani bir yerden sonra yaşam tarzı olmaya başlıyor dans. Hani şöyle söyleyeyim, bir yerden sonra bir yerde canlı müzik varsa o tercih yerine gelip dans etmeyi tercih edebiliyorlar. Yani eğlence anlayışları bile değişmeye başlıyor. Geçtiğimiz hafta zannedersem bir açılış mı yaptınız? Açılış gecemiz oldu. Gecesiydi değil mi? Nasıl, ilgi nasıldı? İlgi gayet güzeldi. Şehir dışından misafirlerimiz oldu. Bursa'dan
Uludağ Üniversitesi'nin dans topluluğu arkadaşlarımız buradan geldi. Buradan gelenler oldu. Buradan Balıkesir Sanat Merkezi Onur Hoca. Onur Hocam geldi. Onur Hocamız geldi. Evet. Bir şey, kalabalık bir arkadaş grubuyla. Bandırma'da, Bandırma'ya gelenler bilir. Nikah salonumuz var, tarihi binamız. Eski liman binası. Şu anda nikah salonu olarak kullanılıyor. Oraya özel izinle belediyeden aldık. Belediye başkanımız da katıldı. Aramızdaydı o da. Biraz bu bir nevi hani faaliyetlerin açılış dönemi. Açılış başlangıç. Premier. Premier doğru kelime. Şöyle normalde şeydir, genellik olarak bütün danslar birbirinden ayrı geceler yapılır. Tango için ayrı bir gece yapılır, salsa için ayrı bir gece yapılır. Biz burada yaptığımız gecelerde, açılış gecelerimizde hepsini birleştiriyoruz. Hatta Sirtaki, Zeybek, bütün kendi halk danslarımızdan da fırsat bulursak sergiliyoruz. Sirtaki de var. Tabii. Sirtaki'yi siz mi oynuyorsunuz? Evet. Müthiş hakikaten. Peki Balıkesir'e gelmeyi, Balıkesir'de de yapmayı düşünür müsünüz? Valla neden olmasın, niye yapmayalım? Gerçi Onur arkadaşımız biraz başladı, yapmaya çalışıyor ama sizin kadar şey değil, kurumsallaşmış değil tabii ki o. Aslında bildiğim kadarıyla. Aynı, yani bizim şöyle söyleyeyim, Onur Hoca tiyatro konusunda tabii, iyi tiyatro. Bir kurumsallaşmış. Bizim de dans konusunda, biz de şu anda tiyatroyu geliştirme aşamasındayız mesela. Onur Hoca da dansı beraber zaten görüşürüz, konuşuyoruz. Güzel bir şey, diyalog var aranızda. Var. Zaten diyalog olmadan aslında yürümez. Biz hani hep bunu Bandırma içinde söylüyoruz. Bandırma'da da çok fazla amatör olarak kendinden bahseden tiyatro toplulukları da var. Dans çalıştıran hocalar da var. Dans hemen yapanlar. Şimdi tiyatro, mesela Fuat Hoca'ya gelelim. Tiyatro, siz de Bandırmalısınız ve uzun yıllardır tiyatro ile ilgileniyorsunuz. Evet. Ama biraz önce hani programa girmeden önce de konuşmuştuk. Yani eğitim aldınız mı? Hayır. Usta çırak ilişkisi. Evet. Nasıl Bandırma'da tiyatroya bakış? Hemen her dönem tiyatro ile uğraşan arkadaşlarımız oldu, büyüklerimiz oldu. Şimdi isimlerini sayarsak belki atladıklarımız olur. Hepsini genelleyeyim. Her dönem birileri oldu. Keşke bunu uzun dönemlere yayabilseler diye hep konuşurduk, düşünürdük. Onların da fikri oydu. Bu bir eksiklik olarak söyleyebilirim. Ama şey güzel, her dönem birileri çıkıyor, bir grup çıkıyor ve hani ortaya bir eser koyuyor. Evet. Bir şey var, taban var. Bir hareket var, hareket sürekli var. Yani sanat biliyorsunuz ihtiyaçtır. Hani mutlaka insanı dürter, o varlığını ararsınız yani. Bir oyun çıkardığı zaman birileri hani bu neymiş diye gidip bakar insanlar ve burada önemli olan sizin ortaya bir şey koyması. Daha doğrusu birilerinin hani tiyatro eseri koyarsınız, dans gösterisi koyarsınız, bir heykel sergisi açarsınız. Bir onun seyircisi, onun izleyicisi, onun takipçisi bir süre sonra mutlaka sizi bulur ya da seyircisi, izleyicisi artar diye düşünüyorum. Sizin tiyatro geçmişiniz ne? Ben 2002 yılında Bandırma'daki arkadaşlarımla, ustalarımla diyeyim, başladım. Oyuncu olarak başladım. Aslında bugün de oyuncu olarak devam etmek istiyorum ama yönetmen arkadaşımız bir süre bizim aramızda olmayacak başka işlerinden dolayı. İş başa düştü diye sağ olsun arkadaşlarım da cesaretlendirdiler. Çalışmaya başladık. Çok ciddi bir eğitimim yok ama oyun izlerim. Çok severim, takip ederim. Mümkün olduğunca kalkar giderim, hani zaten oyuna giderim. Zaten bir şey söyleyeceğim. Yani tiyatroda öyle eğitim gerektiren, bir akademik eğitim gerektiren bir sanat dalı mı size göre? Tabii ki. Yani öyle her mi? Tabii ki her konu öyle değil midir? Yani eğitim ya illa bu işin okulunu okumak mı lazım sizce? İlla okumak bunu mı lazım? Ben niye soruyorum biliyor musunuz? Çünkü hani bizi izleyen gençlerimiz vardır. Örneğin gençler de değil, yani bizim gibi yetişkin insanlar da vardır. Hani tiyatro ile ilgilenmek istiyorlardır. Acaba ben bu işe nereden başlayacağım? Okuluyla mı başlayalım, yoksa sizin gibi daha önceden usta çırak ilişkisiyle yetişmiş, şimdi bir yerlere gelmiş tiyatrocuları mı bulayım? Onlarla mı bu işe başlayayım? Şimdi tiyatro yapmak isteyen, bu işi hakkıyla yapmak isteyen tabii ki eğitimini almalı. Yani ben yaşım çok genç olmadığı için hani gidip şimdi tekrar gireyim mi diye düşünüyorum. Şartlarım çok uygun olursa belki mutlaka eğitimini almak isterim tabii ki. Onu hiç küçümsemeyelim ama biz zaten amatör tiyatro yapıyoruz. Bunu kendimi küçümsemek adına da söylemiyorum ama mutlaka okumanız gerekiyor. Hani okulun da eğitimini de alsanız eğitimin dışında da bol bol okumanız gerekiyor. Araştırmanız gerekiyor. İzlemeniz gerekiyor özellikle tiyatroda. Biz okuldan eğitimini almadık. Öyle bir eksiğim var, kendi adıma söylüyorum.
Ama bu eksiğimi okuyarak, araştırarak, inceleyerek tamamlamaya çalışıyorum. Bunu sadece tiyatro için söylemeyelim. Başka konularda da insanların amatör merakları olabilir. Yani illa her konunun eğitimini almaları gerekmiyor. Tabii. Amatör olarak hava tahmincisi de olabilirler. Borsa takipçisi de olabilirler. Her şey olabilir. Ama işin uzmanı olmak istiyorlarsa ya da çok daha iyi yapmak istiyorlarsa tabii ki her konunun eğitimini almak çok şart. Önemli. Doğru. Sizin tiyatro topluluğunuzu biraz tanıtır mısınız? Çekirdek Tiyatro değil mi? Çekirdek Tiyatro. 2012 yılında biz Ağustos ayında arkadaşlarımın çatısı altında başlayalım dedik. O güzel oyunlar çıkarabileceğimizi düşündük. Çok kalabalık bir kadromuz yok. Önce 4-5 bir arkadaştık. Ama sonra arkadaşlarımız tabii katıldılar bize. Şu anda 10-12 kişilik iyi bir kadromuz var. 2 yıldır faaliyetteyiz ama hani ikinci oyunumuz, bu akşam oynayacağımız Ben Mimar Sinan henüz ikinci oyunumuz. Üçüncü oyunumuzun hazırlıklarını yapıyoruz şu dönem. Umarım o da bahar aylarında hazır olacaktır. İlk oyununuz neydi? Bir çocuk oyunuydu o. Çocuk oyunuydu. Çiftlikteki Hırsız adlı Mustafa Ahmet Yuvan için çok keyifli bir çocuk oyunu. Onunla başladık. Şu anda da işte Ben Mimar Sinan'ı. Şimdi Ben Mimar Sinan'ı daha sonra detaylı olarak konuşacağız. Onun için oyuna pek girmek istemiyorum. Peki Bandırma'da amatör tiyatro yapmak nasıl bir şey? Yani bir kere hani amatörlükle profesyonelliği siz biliyorsunuz. Amatörlüğün tadı farklıdır. Profesyonelliğin tadı ya da bakışı daha farklıdır. Onun için insanların hani amatör tiyatroculara ya da profesyonel tiyatroculara bakışı biraz farklı. Ben bunu nereden biliyorum? İşte Onur Hoca ile olan ilişkilerimizden biliyorum. Yani Onur Hoca profesyonel bir tiyatrocu. Burada profesyonelce tiyatro yapmaya çalışıyor. Halkın sanki o amatör tiyatrolara bakışı biraz daha hani küçümseyici mi sanki? Ben öyle görüyorum. Siz ne dersiniz? Çok haksız değilsiniz. Çok haksız değilsiniz. Şöyle bir sloganımız da var bizim. Biz tabii o kategoriye girmemeye çalışıyoruz. Zaten şöyle bir cümlemiz var slogan gibi. Biz Bandırma'da tiyatro çalışan bir amatör grubuz. Yani tiyatro yaptığımızı iddia edecek kadar da iddialı olmayalım. Anladım. Çalışıyoruz. Bugünkü eleştirileri de açıkçası çok merakla bekliyorum. Yani hem seyircilerden hem belki sizlerden gelebilecek eleştirileri de bekliyorum. Çünkü herkes her şekilde kendini sürekli geliştirmek zorunda. Kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Bu bizim tiyatromuz için de geçerli. Amatör tiyatroculara burun kıvıranlar var mıdır? Vardır. İzlemek lazım. İzledikten sonra karar vermek lazım. Hani ama bizi de bir izlesinler, ondan sonra burun kıvırsınlar doğru, diye doğru. Yani önce bir izleyin, gelin. Evet. Ondan sonra küçümseyecekseniz küçümseyin ya da yani ön yargılıymışım ben. Çünkü amatörlük çok farklı bir şey. Yani amatör tam hayatın içinde. Yani illa her şeyin profesyonel olamazsınız. Tabii. Çünkü sanatın bizim hayatımızdaki yerine hep vurgu yapıyoruz. Sanat, Atatürk'ün o söylediği müthiş bir söz var. Hepimiz onu biliyoruz. Yani sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından bir tanesi kopmuştur. Gerçekten. Yani onun için ben bu programda, bu kendi programda Balıkesir Gündem Özel'de sanata ayrı bir yer veriyorum. Yani özellikle son dönemlerde daha fazla sanat ve sanatçıyla konuşmak, insanları burada Balıkesir'de, bölgemizde sanatın yapıldığını göstermek istiyorum. Çünkü görüyoruz ki giderek toplumda sanat faaliyetlerine yönelik bir soğuma var. En hafif deyimiyle öyle söyleyeyim ben. Soğuma, sanatı gereksiz görme gibi bir durum var. Onun için biz yerelde taşrada yaşayanlar, ben de sizler de bir misyon edinmek zorundayız gerçekten. Siz zaten misyonunuzu edinmişsiniz ve çalışıyorsunuz. Biz aslında Don Kişotluk yapıyoruz. Aynen. Yerel değirmenlerle savaşıyoruz yani. Özellikle taşralarda bizim gibi sanatla uğraşan, sanat için bir şeyler yapmaya, hani o sanatla birlikte toplum için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar bir nevi dediğiniz gibi uğraşıyor, savaşıyor.
Yani bizim gibi küçük, burası İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya göre, Bursa'ya göre küçük bir yerleşim yeri. Hı hı. Ama burada da sanat olmak zorunda. Burada yaşayan insanlar da sanatla tanışmak, sanatın o insanı, hayatı zenginleştirici yönünü görmek ve hayatlarını zenginleştirmek zorundalar. Yoksa bu hayat, bu toplum bizim için çekilmez hale geliyor. Kesinlikle. Belki ki gündelik yaşantımızda bu kadar hayat çekilmez, insanlar bu kadar birbirleriyle kavga halindelerse sanatın bizim yaşamımızda neredeyse yok yerinde olması. Değil mi? Şöyle bir şey de söylenir zaten. Her insanın görsel sanatların bir dalında yeteneği vardır. Hmm. Ama bunu bulup çıkarması gerekir, ortaya çıkarması gerekir. Ya yani bu resim olur, müzik olur, tiyatro olur, dans olur. Hepimizin ona bir yeteneği var ama önemli olan bunu bulup keşfetmemiz, çıkarmamız. Ve geliştirmek. Ve geliştirmemiz. Sen bu tek kişilik gösteride Fırat oyunu oynayan tiyatro sanatçısı. Biraz sen ne yapıyorsun? Senden devam edelim o zaman. Ben daha çok aslında dans eğitmenliği üzerine geliştiriyorum kendimi. Öyle söyleyeyim. 2000 yılından beri ben de dansla ilgileniyorum. Bunun büyük bir kısmı halk oyunları geçmişte. Son 4 senedir bizim derneğimizle beraber biraz daha Latin dansları girdi. Tiyatroya nasıl bulaştım? O da yine 2002'den beri aslında. Hani Fuat Hocam'ın 2012. O ekipten beri sürekli aslında o tiyatro gruplarının içine giriyorduk bir şekilde. Ama daha çok teknik kısmındaydık biz. Ses, kostüm, dekor. O kısımlardaydık. Herhalde biraz o zamanlar özgüven de biraz yoksuldu. Daha gençtik. 2012'de tekrar ekibi kuralım dediklerinde ben dedim bu sefer ben de oynamak istiyorum. Sahnede olmak istiyorum. Hep arka kısımda artık değil de biraz daha işin önünde de olalım istedim. Biraz da insan kendi sınırlarını test ediyor değil mi? Böyle yani ben neler yapabilirim? Evet. Evet, evet. Ben bunu çok hayatımda yaşamışımdır yani. Örneğin bu işi ben şu anda yapıyorsam bir televizyon programcısı olarak. Bu benim hani neyimi gösteriyor? Sınırımı gösteriyor. Demek ki ben bu işi yapabiliyormuşum. Yani hep öğrencilerime bunu söylerim. Sınırlarınızı zorlayın. Kendi dar kalıpların içerisinde sıkışmayın. Zorlayın kendinizi ki ne yapabileceğinizi görün. Ki ondan sonra hayatınızı zenginleştirin. Hayat ancak öyle daha keyifli hale geliyor işte. Kesinlikle. Zaten hani 2 senedir çalışıyoruz oyunlara. Çocuk oyunuyla başladık. Orada da rol alıyordum ben. Sürekli gelişiyorum. Her oyunda hep bir şeyler katıyorum. Hem kendime hem oyuna. Diğer arkadaşlarımız da tamamen öyle. Biz oynadıkça aslında gelişiyoruz kendi içimizde. Belki amatörlüğün en güzel yanı da bu. Bir şeyleri yaparken öğrenmeye devam ediyorsunuz. Evet, çok doğru, çok doğru. Bir cümlemiz var, kuralımız hatırlıyor musun? Evet. Yaptığımız hiçbir şeyi beğenmiyoruz biz. Bu ekip olarak ekip, sürekli gelişme, sürekli iyileşme. Evet, sürekli daha iyisini arıyoruz. Evet. Sürekli daha iyisini arıyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir sohbet var ama reklam zamanı geldi. Reklamlardan sonra buradan ben seyircilerimize de küçük bir hatırlatma yapacağım. Fırat bize oyunundan küçük bir bölümü burada canlı olarak sergileyecek. Reklamlardan sonra lütfen bizi izlemeye devam edin diyorum sevgili seyirciler. Durmadan sürekli yeni binalar yapıyordum ama hiçbirisi hayallerim kadar büyük değildi. Bir sabah yine tezgahımın başında çalışırken bir saray görevlisi geldi. Padişahın beni emrettiğini söyledi. Vakit geçirmeden Topkapı Sarayı'na koştum. Beni hemen huzura aldılar. Bak mimarbaşı. Zaman rüzgar gibi. Dünya ölümlü. Hayat bir rüya. Saltanat bir cihan kavgası. Bir gün o da bitecek. Benim adıma da bir cami yapmanı isterim. Güzel bir cami. Kanuni Sultan Süleyman'ın adını taşıyacak bir cami. Elbette ki Ayasofya'yı aşmalı. Ama nasıl? Nasıl?
Nasıl? Bu gece, bu soru nice geceler uyutmadı beni. Sonunda bir karara vardım. Caminin yerini seçtim ve planını bitirdim. 1550 yılının Haziran'ında padişah, yanındakiler büyük bir törenle caminin temelini attık. Hatta temele ilk taşı Ebu Suud Efendi koydu. Tasarladığım kubbeyi oturtabilmek için her biri tek parça, 4 büyük sütun gerekliydi. Bu sütunların ikisini İstanbul'dan buldum. Üçüncüsünü İskenderiye'den, dördüncüsünü Bağalbek harabelerinden getirttim. Bu dev sütunların karadan ve denizden İstanbul'a taşınması tabii ki kolay olmadı. Epey zamanımızı aldı. Sonunda sütunlar elime ulaştı. Onları diktim, oynamaz ve yıkılmaz hale getirdim. Süleymaniye'nin kubbesinin çapı 28 metre olacaktı. Evet biliyorum, Ayasofya'nın kubbesinin çapı 30 metre 90 santimetre. Haklısınız, onu geçemedim. Ama amacım Ayasofya'nın kubbesiyle ya da boyutlarıyla yarışmamaktı. Ben dev bir kule yapma derdinde değildim. Amacım mimari bir şaheser yaratmaktı. Ben Ayasofya'dan daha güzel bir cami yaptım. Güzel bir cami, mimarbaşı. Haklısınız hünkârım. Güzellik büyüklükten daha güçlüdür. Nitekim Lady Montagu gibi Hristiyan bir aydın 1718'de şunları yazacaktı. İstanbul'da gördüğüm birçok camiyi Ayasofya'dan daha çok beğendim. Mesela Süleymaniye Camisi. Muntazam bir kare şeklinde. Köşelerinde gayet güzel 4 kubbe. Ortada mermer sütunlar üzerinde de zarif bir kubbe var. İşte böyle. Amacıma ulaşmıştım. Tabi Süleymaniye Camisi'nin hikayesi bu kadar kısa değil. Gelin biz inşaatın başına dönelim. Bu büyük yapının yükselmesi ister istemez yavaş ilerliyordu. Çünkü ben her ayrıntıya bile özen gösterdim. Ahşap kapılar en değerli sanatçılar tarafından işlendi. Renkli ve nakışlı camlar emsalsiz birer sanat eseriydi. Hepsi Nakkaş İbrahim'in ellerinden çıktı. Nihayet ben de caminin azametli kubbesini kapattım. Ama İstanbul birdenbire şu söylentilerle çalkalanmaya başladı. Bu kadar büyük kubbenin durması imkansızdır. Bence bu kubbe her an çökebilir. Biri padişahımıza haber vermeli. Mimar Sinan'a büyük kubbe tutkusuyla delirmiştir. Bu yüzden de işi bırakmış, başka işlerle oyalanır. Ve bir gün hiç beklenmedik bir anda padişah çıka geldi. Niçin benim camim ile ilgilenmeyip mühim olmayan nesnelerle vakit geçirirsin? Şimdi tez söyle bakalım. Bu bina ne zaman tamam olur? Evet, bu oyundan kısa 5 dakikalık yaklaşık bir bölüm seyrettik. Ben çok teşekkür ederim bu kısa gösteri için. Rica ederim. Şimdi bu sıra geldi oyunu tanıtmaya. Oyunun tam adı Ben Mimar Sinan. Evet. Tek kişilik gösteri. Tek kişilik bir oyun. İsterseniz bu oyunun geri kalan kısmını siz tanıtın. Burada Mimar Sinan biraz kendi hayatından kesitler sunuyor. Camilerinden bahsediyor. Ustalık, çıraklık, kalfalık eserim dediği camilerinden bahsediyor. Mimarbaşı
olma hikayesine kısa bir değiniyor. Onun dışında çağdaş, kendi çağında yaşamış kişilerden söz ediyor, yine ustalardan bahsediyor. Böyle biyografi tarzında bir oyun. Oyunun yazarı Turgut Özakman. Turgut Özakman'ın oyun, yani senaryoya mı şey yapıldı bu, yoksa hazır mıydı şey için? Turgut Özakman'ın yazdığı bir tiyatro oyun. Evet, tiyatro oyunu. Yani ben burada mesela birkaç not aldım. Mesela oyunun içeriği, içerik aslında bir nevi sanki insanlara, günümüz insanlarına Mimar Sinan'ı tekrar hatırlatma. Tabii. Mimar Sinan'ın aslında dönemin şartlarına göre ne kadar bilge mi diyelim biz, yoksa bir bilgin mi diyelim? Yani o düzeyde bir insan olduğunu, evet, ve aslında çağın o çağdaki belki de en değerli, en muhteşem eserlerini vermiş olduğunu görüyoruz. Değil mi? Evet. Çok önemli bir zekaya sahip olduğunu görüyoruz, hı-hı, bu oyunda. Ama bir o kadar da alçak gönüllü. Yaşadığı, evet, dönem öyle bir dönem ki, yaşadığım dönem öyle bir dönem ki diyor. Hani bunları yapmamam için hiçbir sebep yoktu. Yani bunları ben nasıl olsa yapardım diyor. Çünkü imparatorluk en önemli dönemini yaşıyor. Büyüme döneminde. En önemli dönemini yaşıyor. İmkanlar çok geniş. Evet. Dolayısıyla bunları yapmamam için hiçbir engel yoktu diyor. O yüzden ben başardım diyor hatta oyunun bir yerinde. Yani hakikaten Mimar Sinan bir kere daha hani bu oyun vesilesiyle görüyoruz ki sadece bir mimar olarak değil, aslında bir sanatçı olarak, bir insan olarak Osmanlı medeniyetinin kuruluşunda ve ilerlemesinde çok önemli bir yeri var. Yere sahip. Payı var. Bu tip sanatsal gösterilerle onun işte dönemin ne kadar ilerisinde olduğunu, ne kadar müthiş bir zekaya sahip olduğunu ve bu sayede binlerce yıl kendisini taşıyacak medeniyetin göstergesi olan eserleri bize bıraktığını görüyoruz. Bu da bizim için, yani bu topraklarda yaşayan biz Türkler için çok önemli bir zenginlik. Kesinlikle. Açıkçası. Evet, kesinlikle. Biraz daha tiyatrodan bahsedelim, ondan sonra o programın sonuna doğru geliyoruz. Bu ilk turneniz mi sizin? Evet, ilk turnemiz. Zaten çok yeniyiz, dediğimiz gibi çocuk oyunuyla başladık. Bu oyun da beni aslında biraz zorladı tabii, tek kişilik olmasından dolayı. Evet, çocuk oyununda yanımda sürekli bir partnerim var. Biraz daha rahatım sahnede. Bunun tabii tarihsel bir oyun olması da biraz zorluyor. Çünkü belli bir sırayla gitmek zorundasın. Onun dışında çıkamıyorsun. Ya da doğaçlayamıyorsun. Farklı bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü aslında bir yandan da benle oynuyor. Hani onun repliğine göre ben de buradan sesleri gönderiyorum. Evet. Kanuni ile konuşuyor. Aslında onu ben buradan yönetiyorum. Şimdi doğaçlama bir şey yapsa ben burada kalırım. Anladım. Anladım. Evet. Tek kişilik oyunların bu şeyi mi var oyuncu için? Bu kötü özelliği mi var? Yoksa aslında oyundan da evet kaynaklanan oyun. Bir şey. Diğer oyuncu arkadaşlarımla konuştuğumda tek kişilik oyunun aslında biraz daha kolay olduğunu, çünkü doğaçlama yapabileceğinizi, yani takıldığınız yerde daha rahat toplayabileceğinizi söylerler. Ama dediğim gibi tarihsel bir sırayla giden bir oyun. Onun için her şeye dikkat etmek zorundasın. Yani biraz da sorumluluk da var tabii. Yani çünkü belki tabii, bizim medeniyetimizin en önemli, en saygıdeğer şahsiyetlerinden tabii, bir tanesini oynuyorsunuz. Onun için de sorumlu tabii davranmak ki lazım. Evet, yani, evet. Yaratıcı olacağım diye gerçek kimliğinden, gerçek özelliğinden çıkarttığınız zaman tepki de alabilirsiniz. Evet, evet, veya yani, tepki almayı bırakın, gerçi mecrasından çıkartırsınız olayı. Burada hani yeni bir karakter yaratmıyorsunuz. Hani bir ortada o tarz bir şansımız yok. Olan bir karaktere bürünmemiz lazım. Mimar Sinan'ı anlatmak zorundayız. Onu yüzden sizin yaşamanız lazım o zaman. Evet. Peki hazırlık aşamasında ne yaptınız? Mesela okudunuz değil mi? Tabii ki. Mimar Sinan'ın hayatıyla ilgili hayatını, şeyler okudum.
Kişiliğiyle ilgili. Kişiliğiyle ilgili okudum. Daha yazarın hani oyunda yazmadığı birçok hikayesi var. Birçok camisinin birçok hikayesi var. Turgut Özakman bu oyununda onlara hiç değinmemiş. Hı hı. Sadece üç büyük eserini anlatmış. Hangilerini? Çıraklık eserim dediği Şehzade Camisi'ni anlatıyor. Şehzadebaşı Camisi'ni anlatıyor. Kalfalık eserim dediği Süleymaniye ve ustalık eserim dediği Selimiye'yi anlatıyor. Selimiye'yi anlatıyor. Hı hı. Bunların inşaatında yaşanan heyecanlar, korkular, sevinçler bunlardan bahsediyor. O dönemde de hemen dedikodular devreye giriyor gördüğümüz gibi. Öyleymiş. Her dönemde her olduğu gibi. Sıkıntısı herhalde. Evet. Yani bakıyorsunuz hakikaten bir takım işte kötü niyetliler hemen olayı mecrasından çıkartıyorlar, karşı karşıya getiriyorlar. Mimar Sinan'la Padişah Kanuni Sultan Süleyman'ı. Gerçi hani kendisi de söylemiş, Mimar Sinan'ın en büyük şansı Kanuni zamanında Osmanlı'nın en zengin, en büyük atılımları yaptığı, en genişleme döneminde olduğu zamanda yaşamış. Belki de bu da kendisi için bir şanstır bir, ikincisi bizim için de bir şanstır. Tabii ki. Evet. Yani bu sayede belki de finans derdi yok, para derdi yok. Evet. Bu kadar güzel eserler bırakmış gerçekten bize. Evet, evet kesinlikle. Ama zenginlik her zaman bunu garanti etmiyor size. O zekaya, o birikime de sahip olmanız gerekiyor. Yine oyunun bir bölümünde de söylüyor. 44 yaş. O bölümü hatırlatır mısın? Yani ilk eserini, ilk önemli çalışmasını 44 yaşındayken veriyor. İlk fırsatı o zaman yakalıyor. 44 yaşında yakalıyor. Bugüne baktığımız zaman aslında çok geç bir yaş. Şimdi çok daha erken yaşta bir şeyler başarmak zorundasınız. Tabii. O dönemde biraz daha bu iş birikim istiyormuş. Bir pişmesi gerekiyormuş. Hı-hı. Bir kişinin gerçekten tamamen donanım kazanması gerekiyormuş. Evet. Şimdi ben şu aklıma geldi konuşurken. Tabii bizim konumuz değil. Ne sizin konunuz bilgi alanınıza girer ne benim bilgi alanıma girer ama günümüzde Mimar Sinan'ın yaptığı eser kadar estetik olan, kaliteli olan bir şey yok. Mimari eser yok. Hala biz o eserlerin şeyiyle övünüyoruz. Güzelliğiyle, muhteşemliğiyle övünüyoruz. Evet, yani bir dayanıklı değil. Yani. Bir ikinci Selimiye, bir ikinci Süleymaniye Camii ortaya çıkmıyor. Evet. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Örneğin son dönemde işte Mimar Sinan Camii adı altında yapılan İstanbul'da bir cami var. Yani bir onun mimarisine bakın. Bir de Mimar Sinan'ın kendi yaptığı eserlere bakın. Çok ilginçtir gerçekten. Yani o şartlarda o eserin ortaya çıkması bugünkü teknolojide, bugünkü bilgi düzeyinde o muhteşemlikte eserlerin ortaya çıkmaması büyük bir çelişki aslında. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bugün pek çok müteahhitin ismini biliyoruz ama hiç mimar ismi bilenimiz var mıdır? Evet. Mutlaka değerli mimarlar vardır ama. Mimar yok. Müteahhit var. Mutlaka sadece. Vardır ama hani bilmiyoruz ya öne çıkmıyor ya başka sebepleri var. Doğru. Benim dikkatimi çeken bir şey yani mimar ismi bilmiyoruz bugün. Oyunda büyük de bir yer ayrılıyor aslında şeye. Türk mimarisinin hangi aşamalardan geçip aslında bu zamanlara Selimiye'ye ulaşana kadar, yani o caminin yapılışına kadar. Kubbenin nasıl büyüdüğünü, hani oyun anlatıyor yani o kubbe çapının nasıl öyle olduğunu aslında oyun anlatıyor. Evet. Biraz oyun konusunu kurgulu zaten ikinci kısmı. Yani anladım. Kısa bir bölüm, mimari ders de var oyunun içinde. İlgisini çekecektir. Mimarlık öğrencilerini görüyoruz. Mimarlık öğrencileri zaten biliyordur ama yok, hani ve ben bu oyunun içinde olmasaydım hani ilgimi çekecek bir bölüm orası. Mimar özellikle cami mimarisi hakkında çok ciddi bir açıklama var. Kısa da olsa bir 5 dakika kadar da o sürüyor. Evet. Çok güzel, çok öz bir açıklama var orada. Çok basit ama çok etkileyici. Yani çok dikkat çekici bir açıklama. Camilere bakış açınızı değiştirecek bir bölüm. Ya bizim bakış açımız değişir de neden bunları yapanların bakış açıları değişmez o önemli işte. Yani biz şunu istiyoruz çok fazla bir şey değil. Yani nasıl Mimar Sinan döneminde kendisi böyle muhteşem eserler yarattıysa biz de bu dönemde
belki 300 yıl sonra, 200 yıl sonra insanların bakıp da övüneceği eserler yaratılmasını istiyoruz. Evet. Yani bu uygarlığın devamı için şart. Evet. Ama bakıyorsunuz yani ya son zamanlarda yapılan özellikle camiler ki bizim uygarlığımızda İslam medeniyetinde, Türk medeniyetinde camilerin hakikaten çok önemli bir yeri var. Üretilmiyor. Yok. Belki de bu hani biraz da ekonomik sistemin şeyidir. Biraz tüketim toplumu. Tüketim toplumunun yani evet, çabuk evet, üretip çabuk tüketmek. Tüketiyoruz her şeyi. Çabuk çok yenisini yapalım. Sonra bir daha evet. Tüketelim. Sonra hemen yenisini bir daha yapalım gibi bir zincir gibi gidiyor gibi geliyor bana. Yani mimari bir değişim yok değil mi? Onu yok. Kastediyorsunuz. Yani birbirine benzer camiler yapılıyor. Evet, evet. Sadece camiler değil, şeyler de öyle. Evet. Bütün konutlar, bütün işte AVM'ler aynen, bu evet. Şekilde. Belki bu sayede, oyunun sayesinde bunları da dile getirmiş olduk. Yani biz medeniyetimizin devamını istiyoruz. Medeniyetimizin devam etmesi için de ortaya özgün eserler çıkmasını bekliyoruz. Gerek. Bu kadar basit. Yani meseleyi tamamen tüketmek, tüketince yenisini ortaya koymak, onu da tüketmek olarak kurguladığınızda aslında medeniyetiniz bitmiş, tükenmiş oluyor. Kendi kendimizi. Yani kendi kendimizi tüketmişiz evet. Aslında. Bu burada şu an yerinde sayıyormuş gibi bir izlenim var. Hep aynı şeyler geliyor. O yüzden hep benzer. O yüzden hala o büyük eserlerimiz, camilerimiz işte hala turist çeken yani yurt dışından bile hala ziyaret çoğu edilen. Özelliği çözülemeyen hala yani mimarsının uyguladığı bazı özellikler hala çözülememiş durumda çoğu camide. Anladım. Evet, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Biraz da gelecek için planlarınız neler? Onları da konuşalım. Sonra bitiririz yavaş yavaş. Gelecekte ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mesela bu sene bununla geçecek herhalde. Bu oyunla geçecek değil mi? Öyle. Bu 2014-2015'in... Bu kış dönemi. Bu kış dönemi böyle. Mimar Sinan ve Çiftlikteki Hırsız adlı çocuk oyunumuzla geçiyor. Hı-hı. Bir komedi oyunu hazırlıyoruz. Sanırım bahar aylarında tek hazır olur. Değil. Hayır. 8 kişilik bir kadromuz var orada. O programımızda. Onun dışında Ekim ayında, 2015'in Ekim ayında başlayacağımız bir başka komedi oyunumuz da var. Onu da programımıza aldık. Da planlamamızı ona göre yapıyoruz. Çünkü o 11 kişilik bir oyun. Hani biraz oraya oyuncu da hazırlamamız gerekiyor. Şeyiniz nasıl peki? Sıkıntı yaşıyor musunuz tiyatrocu, oyuncu bulmakta? İnsan kaynağı. Yok, insanlar çok hevesliler, meraklılar. Belki dizilerin etkisi, hani oyunculuğa daha kolay özeniyorlar. Biraz da onun etkisi var mı? Yani var. Sanki burayı biraz sıçrama tahtası olarak kullanalım. Çünkü büyük bir sektör haline geldi gerçekten. Genel evet. Olarak öyle bir istek var. Heveslenip girenler var ama bizim kapımıza girdikten sonra biraz zorlanıyorlar. Evet. Dedim ya, bizim kuralımız hiçbir şeyi beğenmemek. Yani yaptığımız bir şeyi beğenmeye başlarsak zaten daha iyisini çıkaramayız. Onun daha özeti mükemmeliyetçilik aslında. Mükemmel olmak, mükemmeli ulaşmak. Mükemmeliyetçilik diyebilir miyiz ona bilmiyorum. Yani oyunu seyrettikten sonra siz karar verin. Oyuncu arkadaşlarımız geliyorlar. Çalışmak zorundalar. İşte Fırat'la 2 yıldır çalışıyoruz. Hani bu oyuna Şubat ayından beri hazırlanıyoruz. Bu 3. kez sahneye koyuyoruz. Hani daha önce Bandırma'da 2 kere oynadık. Şimdi 3. burada oynuyoruz. İşte 4-5'i planladık. Ocak ayında da oynayacağız Bandırma'da. Çok kolay bir süreç değil. Hani profesyonel insanlar, iyi eğitim almış insanlar bu süreci çok daha kısa geçiyorlardır ama anladım. Biz o kadar kısa geçemiyoruz. Kısa geçemiyoruz. Evet. Dolayısıyla heveslenip gelen her arkadaşımız aynı sabırda olmayabiliyor. Evet. Amatörlük bu işte. Evet. Peki belediye sizin işinizi ne kadar kolaylaştırıyor? Belediyeler gerçekten bu tip bizim gibi Balıkesir gibi Bandırma gibi küçük yerlerde hayati öneme sahip. Belediye desteği olmazsa bir nevi şeyiniz kuruyor aslında. Kaynaklarınız kuruyor. Hı-hı. Finans desteği, yer, mekan desteği değil mi? Evet. Yani Bandırma Belediyesi'nin oyunda katkısı çok fazla bize. Özellikle yer konusunda. Yani salon sıkıntısı geçen senelerde yaşıyorduk biz Bandırma'da. Artık hani o konu biraz daha çözüme ulaştı. Barış Manço Kültür Merkezi var Bandırma. Orada rahat bir şekilde hani istediğimiz zamanlarda yani salonun uygun olduğu zamanlarda oyunumuzu sergileyebiliyoruz. O konuda bir sıkıntı yaşamıyoruz çok fazla. Evet. Belediyenin desteği dediğiniz gibi önemli. Bandırma'yı biraz aslında şöyle tanımlarız. Hani program başında konuşuyorduk.
kendi içinde çok fazla faaliyet, etkinlik var Bandırma'nın içinde. Yani çok fazla hani kültürel etkinlik anlamında çok fazla etkinlik var. Ki ulaşım kolay olduğu için şehir dışından İstanbul. Da çok fazla tabii. Ya İstanbul'a yakın olmak hakikaten görüntüyü çok değiştiriyor değil mi? Evet. Yani onun faydasını da çok görüyor Bandırmalılar. Bandırma'nın tek sıkıntısı hani bizim gördüğümüz biraz daha o dışı açılımcılık, biraz daha hani kendini tanıtma konusu. İşte biz de fırsatlardan bir tanesi Balıkesir'e hemen oyun hazırladıktan sonra hemen gelmek istedik zaten. Ne kadar çok iletişim kurarsanız farklı şehirlerle, farklı ekiplerle, kişilerle ya da sanatçılarla hani o gelişiminiz açısından çok önemli oluyor. Zaten bundan yansıtıyorsunuz şehre direkt. Doğru. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir oyun ve takdire şayan bir çaba, gayret var sizde. Biz amatör dansçılar. Amatör dansçılık amatör değil ama tiyatro amatör onu hemen söyleyelim. Benim bir temennim var. O da şu. Hani Bandırma Balıkesir tatlı bir çekişme vardır. 10.5 meselesinden dolayı. Bunları hani doğrudur. Normal karşılamak gerekir ama bu tip faaliyetler yoluyla sizin gibi sanatçılarla bizim sanatçılarımıza, Balıkesirli sanatçılarla daha fazla diyalog kurup, işbirliği yapıp sizdeki dinamizmi, bizdeki biraz daha tecrübeyi biraz daha böyle büyümek için kullanmak hem Balıkesir'e fayda sağlar hem Bandırma'ya fayda sağlar. Onun için sürekli buraya gelip burayı zenginleştirmeniz, özellikle tiyatro anlamında ve dans anlamında. Yani benim ricam o, hani dans anlamında da Balıkesir'e bir şeyler katabilirsiniz. Bundan sonra sizleri burada daha çok görmek isteriz açıkçası. İnşallah. Evet, çok teşekkür ederim. Biz ve teşekkür çalışmalarınıza başarılar dilerim. Sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili Balıkesirliler, bir güzel programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir programda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar dilerim.